Turgay Güler Kemal Bey'in 6 yıl kursağında sakladığı konuşma Nasıl da heyecanlandılar. Sevindirik hallerini görüyorsunuzdur. Daha bir şımarıp küstahlaştılar. Rezilliği hepten ve alenen ele aldılar. Dahası var. Bize FETÖ derseniz, terörist derseniz seçimde görüşürüz diye tehdit bile ediyorlar. Yıkılmadık ayaktayız pozları veriyorlar. Peki nereden, kimden alıyorlar bu cesareti? Maalesef ki maalesef Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. E partiden, Saadet Partisi'nden, gelecek devadan, hasılı kendilerinin kurdurduğu altılı masadan. Sanırsınız ki 15 Temmuz hiç yaşanmamış. Tanklarla, F16'larla, helikopterlerle, ağır silahlarla tek bir insan vurulmamış. Fethullah Gülen diye bir terörist başı hiç doğmamış. Alayı kurguymuş. Vah ki vah, görünen o ki altılı masaya her türden destek karşılığında tek tek taleplerini iletmişler. Onlar da kabul etmiş. Etmiş ama yetmemiş. Bizi ikna edin o zaman demişler. İşte şu sıralar tiksinerek izlediğimiz her şey altılı masanın FETÖ'yü biz samimiyiz. Sözümüz söz anlamındaki ikna çalışmasından öte bir şey değil. FETÖ'cü KHK'lıları serbest bırakacağız. Sicillerini tertemiz yapacağız demişlerdi ya hani FETÖ yine de ikna olmayınca gemi iyice azıya alan Kemal Bey'imiz CHP Genel Merkezi'ne davet ettiği FETÖ'cü anne ve FETÖ'cü oğluyla yan yana omuz omuza poz verdi. Ey Atatürkçüler, ey Kemalistler, ey atadan babadan CHP'liler, hiç mi içiniz acımadı? Hiç mi rahatsız olmadınız? Bırakın AK Parti'yi, Erdoğan'ın iktidarı, dünü geçmişi, yahu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kimlerle kol kola girdiğini göremiyor musunuz? AK Parti kötü, Erdoğan kötü, ben kötüyüm, o kötü, Eyvallah. Yahu FETÖ ile PKK ile kol kola giren ABD güdümlü, CIA güdümlü bu ittifak hiç mi kanınızı dokunmuyor? Neyse, şimdi biz gelelim asıl meseleye. Bu altılı masa ilk bakışta her ne kadar FETÖ'yü ikna etmeye çalışıyor gibi görünse de asıl hikaye başka. Asıl ikna çalışması ABD'ye yönelik. Çünkü FETÖ sadece ve sadece bir aparat. Bunun ne anlamı geldiğini de birkaç cümleyle bir kez daha ifade edelim öyleyse. Meseleyi net anlayabilmek için de başarısızlıkla sonuçlanan CIA-NATO mamülü 15 Temmuz işgal girişiminden sonra olup biteni hatırlamak gerekir. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Başaramadılar. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzak tutmaya çalışıyorlardı. Lakin Türkiye buradaki varlığını, hakkını tescirledi. Mavi vatanda al bayrağını dalgalandırdı. Karabağ işgalden kurtarıldı. S-400'ler alındı. PKK çok ama çok ağır darbe yedi. Türkiye savunma sanayinde dev adımlar attı. İstanbul Havalimanı projesini hayatı geçirdi. Nükleer Enerji Santrali'nin inşasına başladı. Ve dahası. 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye bugün bölünüp parçalanmıştı. Kemal Bey de o gece Erdoğan'ın şehadet haberini alır almaz kameralar karşısına geçecek, bugünkü hezeyanlarını dile getirecekti. o ki Kemal Bey o gece yapamadığı konuşmayı yapıyor bugün. Hem o, hem Akşener, hem Davutoğlu, hem de Babacan. Ve son bir not. Altılı Masa'nın trollleri şu sıralar sosyal medyada FETÖ'yü eleştiren herkese saldırıyor. Bu yapı henüz FETÖ olarak tescillenmemişken yazılıp çizilenleri gündeme getirip mücadeleyi baskılamaya çalışıyor. Düşmeyin bu tezgaha. FETÖ bir terör örgütü olarak tescillendikten sonra Kemal Bey'in, Meral Hanım'ın, Babacan'ın ve diğerlerinin nasıl sahip çıktıklarını hatırlatın. FETÖ'nün medyası, şirketleri, bankası, vakıfları, okulları önünde nöbet tutan Kemal Bey ve arkadaşlarının çırpınışlarını gözlerine sokun. Fetullah Gülen'in kitapları yasaklanıyor diye ağlayan FETÖ'nün yayın organlarında dershanelere sahip çıkan medyasının kapatılmasına tepki gösteren Kemal Bey'in konuşmalarını paylaşın. Şunu da söylemek gerekir bu arada. FETÖ ile mücadeleyi sadece sivillerin sırtına yüklemek çok ama çok ciddi bir sıkıntı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini hedef alan böylesi bir terör örgütüne karşı duyarlılığını en üst seviyeye çekmeli. Yazıktır, günahtır. Gaf değil miydi yoksa? Marmara'yı Ecevit yaptı demişti CHP'li Tuncay Özkan. Ecevit yapmış. Merhum ölüp gitti de haberi bile olmadı bu yaptığından. Boğaz'ın kadim sularının altından geçen Marmaray diye başladı sözüne. Hem de canlı yayında. Nasıl bir kadim su içip çıktıysa yayına Tuncay Bey'imiz, kusura bakmayın da izahı olmayan işlerin mizahı olur elbet. Başka ne denir böylesi bir zırvaya? Tevil etmek zul yahu. Dedi adam canlı yayına çıkıp dedi. Milyonlarca insan gördü, alay etti. Lakin umrunda bile olmadı Özkan'ın. Dahası açın bakın bir daha izleyin. Yüzünün hiç kızarmadığını göreceksiniz. Vallahi kızarmıyor. Hadi diyelim ki Ecevit yaptı Marmara'yı. Mesela yani. İyi de Marmara yapılırken demediğiniz laf kalmamıştı. Yapımına itiraz etmiştiniz. Hizmete girdiğinde sakın bilmeyin su sızıntısı var yalanını tedavüle sokmuştunuz. Yerden yere vurmuştunuz. Mesela CHP sözcüsü Faik Öztrak da S-400'lerin alınmasını genel başkanımız Kemal Bey istemişti dediydi. Açın izleyin bunu söylerken sevgili Öztrak'ın da yüzü kızarmıyordu. Bunu nasıl başarıyorlar acaba? Yahu S-400'lerin alınmaması için yeri göğü inlettiler, ABD tezlerine saldırdılar, alamaz, alsa da çalıştıramaz dediler. Örnek çok. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz öncesi katıldığı bir yayında darbe falan olmaz, olursa tankın önüne ilk ben çıkacağım demişti. Darbe oldu Kemal Bey kaçıp saklanacağı bir ev aradı. Sonra kendisine sordular hani tankın önüne çıkacaktınız diye. Ne demişti hatırladınız mı? Bir de tank getirselerdi bari. Bunu dedi. Aynı Kemal Bey 15 Temmuz'un ardından yeni kapı mitingine katılıp elinde mikrofon darbecileri atıp tuttu. Sonrasında da darbe için tiyatro kurgu dedi yahut diyebildi. Onun da yüzü kızarmadı. Örnek çok hangi birini sayayım? AK Partili belediyelerin üniversite öğrencilerine verdiği bursu mahkemeye götürüp iptal ettiren Kemal Bey'di. Yıllar sonra belediye seçimlerinde öğrencilere burs sözü verdi. Yahu öğrenciler ne güzel burs alıyordu, siz engellediniz. Bir canlı yayında biz PYD'yi terör örgütü olarak görmeyiz demişti. Bir başka yayında biz PYD'yi terör örgütü olarak görüyoruz dedi. Sonra bir başka yayına katılıp PYD'den bize saldıracak dedi. Yüzü hiç ama hiç kızarmadı. Hangi birini sayayım? Yine Kemal Bey aylarca, yıllarca ne işimiz var Suriye'de diye kıyameti kopardı. Sonra hiç utanmadan, sıkılmadan biz Suriye'de niye yokuz dedi. Dedi yahu bir ara bu CHP'li arkadaşlar oturup kalkıp Tayyip Erdoğan Ege'deki adaları Yunanistan'a kaptırdı deyip durdular. Sonra bir gün CHP'li Yalım Eralp çıkıp o adalar Yunanistan'ındır dedi. Vallahi dedi, billahi dedi. Hatırlayın Kemal Bey ne işimiz var Doğu Akdeniz'de diyordu. Sonra bir gün çıktı ve söz veriyorum iktidara geldiğimizde o doğalgazı çıkarıp ülke ekonomisini biz kazandıracağız dedi. Vallahi dedi, billahi dedi. Ekrem İmamoğlu da Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroları sahiplendi. Hangi birini sayayım? Şimdi de Kemal Bey, KYK burslarıyla ilgili iktidarın yaptığı düzenlemeye sahip çıkıyor. Ben yaptım diyor. Örnek çok. Kemal Bey aynı gün içinde sabah bu FETÖ'cüleri devlet kadrolarına Erdoğan aldı diyor. Akşamında iktidara geldiğimizde FETÖ'cü KHK'lıları affedeceğim diyor. Hepsi ve daha fazlası gözümüzün önünde oluyor. Yüzleri de kızarmıyor. Şimdi hal böyle olunca ben de ister istemez bir şeyin cevabını çok merak ediyorum. Kemal Bey bir gün grup toplantısında şöyle bir çağrı yapmıştı emekçilere ve namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmanızı istiyorum demişti. Hatırladınız mı? Hatırlamayan yahut inanmayan girsin internete baksın. Noktasına virgülüne böyle dedi. Yine Kılıçdaroğlu bir mitinginde Türkiye'de namussuz siyaset eksik demişti. Başka bir mitinginde de namussuz siyaseti getireceğiz demişti. O gün bu sözleri için Kemal Bey gaflarına bir yenisini daha ekledi deyip gülmüştük. Lakin geldiğimiz noktada cevabını aradığım soru şu. Ya gaf değilse? Şaka şaka. Dedim ya en başta. İzahı olmayanın mizahı olur diye. O yüzden. Turgay Güler.